Herkese merhabalar. Öncelikle bugün evlerdeyiz biliyorsunuz. Evlerden yelken yapıyoruz. Yelken muhabbeti, yelken sohbetini özlediğimiz için bugün en yakın arkadaşlarımla beraber sizlere yelken sohbeti gerçekleştireceğiz. Ve sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm konuları işlemeyi istiyoruz. Bugün ben İstanbul'dayım. En yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Onur Tok. Şu an İzmir'de yaşıyor ki çok eski yelkencilerden, çok iyi yarışçılardandır. Mert Pekiş'ten Göcek'te yaşıyor. Çocukluktan beri beraberiz. Çok eski arkadaşlarım ve çok severim hepsini. Ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi yelkencilerindendir kendileri ve çok ciddi deneyimleri vardır. Belki 20-25 yıldır denizlerdeyiz. Ve ben bugün size hep beraber bu evde oturduğumuz günlerde, her ne kadar konuşamasam da evde oturduğumuz günlerde yelkenci muhabbeti yapmak istedik. Ve bunları da size faydalı olacağı için çekim yaparak kayıt altına almak istedik. Ben bir plan yaptım. Dedim ki artık şu günlerden kurtulalım. Ben bir tane yelkenliğe atlayayım. Önce İzmir'e uğrayayım Onur'a. Oradan da hep beraber Göce'ye, Mert'e gidelim dedik. Ve bir tekne seçtim. Bugün planımda yaklaşık 2006-2007 model. 13-14 yaşında. Benetto Cyclades 39.3'ü seçtik. Bu tekneyle güneye inmek istiyoruz. İstanbul'dan yola çıkıp. Ve neler yapmam gerektiğini uzman arkadaşlarıma soracağım. Ve burada bir güzel bir yelkencilik sohbeti gerçekleşeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, merhabalar öncelikle, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Ben yola çıkıyorum, geliyorum size. Bakalım ne olacak. Öncelikle yakıt konusunda şüphelerim var. Yakıt tankım yeter mi? Teknem ne kadar yakar? Bu konuda sizlerin fikirlerini almak istiyorum. Yaklaşık 200 litre bir yakıt tankım var. Motorum 40 beygir. Şu durumdaki durumunda. Onur, ne diyorsun abi? Ne kadar yakıt almalıyım? Depoyu doldursam yeter mi bana? Depoyu doldursam yeter mi derken, hani tekneye göre tabi depolar değiştiği için özellikle yarış teknelerinde çok ufak depolar oluyor. Gezi teknelerinde daha büyük depolar olabiliyor. Çıkmadan önce bir teknenin özelliklerine bakıp orada kaç litre yakıt deposu var onu bir öğrenmek lazım. Ondan sonra gideceğimiz rota kaç mil, kaç saatte gitmeyi hedefliyoruz ve saatte kaç litre yakıt tüketiyoruz. Böyle basit bir hesap yapıp üstüne bir de ne olur ne olmaz diye bir depo, yedek depo, yedek mazot alıp yola çıkmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir depo alamam Bir abi. depo dediğim Bir depo 20, aldırma hayır, 22 litre ufak kırmızı çantalardan bahsediyorum. bana. Tamam abi. Onu alabilirim. Onu taşıyabilirim abi. Peki Mert abi, şey diyeceğim. 200 litre tankım var. Onu çok sağ ol abi. Çok güzel bilgi verdin. 200 litre tankım var. 40 beygir motorum var. 2300 ekonomik devirde gelsem saatte ne kadar yakarım? Ne diyorsun? Ne kadar götürür beni? Bozcaada'ya götürürüm atıyorum. 40 beygir mi dedin motor 40 için? beygir abi şu anda. 40 beygir herhalde 4 litre civarı yakar diye tahmin ediyorum. Tabii şu anda bu tahmin. Bu arada bu çok değişiklik gösterir. Rüzgara karşı gittiğin zaman daha fazla yakarsın. Teknenin genel kondisyonu, altının temizliği falan filan, bu iş uzar ama yani bunu 4 litre olarak kabul edebiliriz. 200 litre bu arada bana çok iyi bir şey geldi. Yakıt şeyse. Siklerez 393'ün 200 litre var mı hakikaten? Bayağı büyük geldi bana. Vallahi bilmiyorum abi. Şu an Yoktur bence. Yoktur sallıyorum. bence o kadar. 120 de olabilir. Neyse. Vallahi sallıyorum şu anda. Neyse. Ama buraya 200 litre de olsa, 300 litre de olsa bir şey eklemek istiyorum. Yanınıza alacağınız yedek yakıt isterse bir ton olsun, yakıt tankınız hiç önemli değil. Tanka su karışabilir. Tank delinip Sintine'ye Evet, gidebilir. doğru. Eğer ki böyle bir şey olduğu zaman yanınızda 20 litrelik çanta o an hayat kurtarır. Nasıl hayat kurtarır? Motorun yakıt emiş hortumunu sökersiniz, tanktan gelen hortumunu sökersiniz. Sudan arındırdıktan sonra neydi o? Çantanın içine koyduğunuz zaman yeni bir depo demek o. O yüzden her zaman o 22 litrelik galiba o kırmızı Çantalar çantalar her hayat zaman. kurtarır. Abi mesela diyelim öyle bir durum oldu. Ne yapacaksın? Sökeceksin motorun yakıt emişini, oraya vereceksin. Ve en azından seni yelkenle rüzgar var seyir yapacaksın. Liman girişlerine bile sokar çıkartır değil mi? En azından o işe yarar. Peki Onur. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Peki Onur abi, ben bu yakıtı diyelim motor hava yaptı. Yakıtım bitti, fark etmedim. Biliyorsunuz yakıt göstergesi teknelerde genelde bozuluyor. Peki Huni ile mi koyacağım? Neyle koymam gerekir?
Nasıl bir uygundur bunu denize sallantıda koymam? Evet, diyelim ki yedek depoyu aldınız ama yanınıza hortum ya da huni almadınız. Ne yapacaksınız o zaman? 1 litre pet şişesi kesiyorsunuz. Onunla bir şekilde döke saça aktarımızı yapıyorsunuz. Ama yanınızda hortum, huni varsa bunlarla kullanabilirsiniz. Bu iş için en kullanışlı aletlerden bir tanesi de hortumun ucunda metal ve bir metal parça var. Onun içinde bir metal bir top var. Dolduracağınız depoya içine sokup çıkarttığınız zaman kendisi benzin çekip asıl depoya aktarıyor. Çok kolay bir yöntem. Onu tavsiye ederim. Mert abi sana da şey sorayım ya. Kesin bu konuyu yaşamışsındır. Yakıt tankları genelde bozuk olur abi. Yakıtları doğru düzgün göstermez. Böyle deneyimin vardır. Ne yapacağız? Hesap yaparak mı gideceğiz bu durumda? Ne yapacağız abi? Böyle deneyimim tabii ki var. Ya bütün yelken teknelerin formundan dolayı sen daha iyi bilirsin tabii bunu ama yakıt tanklarını tam her tarafı eşit şekilde yapılmıyor. Dolayısıyla gösterge işte başta hızlı düşüyor, sonra yavaş düşüyor ya da tam tersi olabiliyor. Bu tarz şeyler başımıza geldi. Tabii bunun en güzel yolu, en babadan kalma yöntemle kaç litre tankının kaç litre olduğunu bileceksin. Motorunun saatte yakışını bileceksin. Ona göre hesabını yaparak şey yapacaksın. O şekilde gideceksin. Evet. O zaman abi yakıt konusunu şöyle özetleyebilir miyim? Ben garanticiyim. 40 litre yakıt depom var. Daha doğrusu 40 litre motorum var. Saatte 1 litre maksimum yakıyorum gibi hesaplasam ve buna göre bir yol haritası çizsem. Genelde yakmıyor ama 0.6-0.7 litre yakıyor. Bazen 0.5 litre yakıyor. Dediğin gibi dalga koşulu, teknenin koşulu her şey değiştiği için altının temizliği. Ben 1 litre maksimum alsam Mert senin için uygun mu abi? Çok mu abartmış olurum transfer hesabında? Mil başına 1 litre yakıyor gibi düşünsem. Çok mu abartmış olurum? Yani 0.75 mi bunun ideali? Yani şu andaki hesabımıza göre yanlış hesaplamıyorsam mil başına yarım litre gibi bir şey düşer 4 litreyle. Saatte evet, 4 litreyle. Evet değil mi? O kadar yapar. Ama yani sen o şekilde hesaplayabilirsin tabii. Yani denizde her zaman her şeyi en kötüsüyle düşündüğümüz için mantıklı bir kesinlikle bakış açısı. Teşekkür ediyorum abi. Peki Onur abi sana sorayım. Cansalım yok. Cansalı almak istemiyorum. Cansalları uçmuş, euro uçmuş. Ne yapacağım abi? Sence cansalı almalı mıyım böyle bir seyirde? Çıkacağım sana geleceğim, İzmir'e geleceğim. Oradan da Göce'ye gideceğiz. Yani bence karadan belli bir mesafe uzaklaştıktan sonra teknede her şekilde yani böyle kıyıya yakın bir şekilde seyretmiyorsak teknede cansalı olması her zaman güvenli hissettiriyor. O yüzden teknede cansalı olması lazım bence. Eğer imkanınız varsa cansalı alın derim tekneye. Yani çünkü cansalı olması her zaman bir şansınız daha var demek. Tekne battığı zaman insanı gerçekten güvende hissettiriyor. Yani çok böyle günlük denize çıkmıyorsam eğer, hani manadan çıktım yelken yapıp aynı yere geri dönmeyeceksem cansalını tekneye almaya gayret ediyorum ben. Abi teşekkür ederim de konu akışını değiştireceğim maalesef. Tekne battığı zaman dedin. Bizim teknemiz batar mı abi? Bunu da kullanıcı arkadaşlara anlatalım. Mert istersen bu konuda sen bir yorum yap. Onlara ne diyeceksin? Tekneyi kolay batırabilir miyiz abi? Ne diyorsun? Ne olabilir de batırırız bir teknemizi? Mesela. Tekne batar. Batmaz olur mu? Bir sürü şey örneği var. Yani bunlar başa gelebilecek şeyler. Aç kapağından dolayı oluyor. Yani baş aç kapağından dolayı oluyor genelde. Makina egzoz çıkışından dolayı tekne çok su yapabiliyor. Egzoz hortumu yırtılıyor. Ve başka vana kinistiller şey yapabilir. Eski teknelerden bahsediyoruz hep. Vana kırılırsa oradan foşur foşur su alır ve bunu ne kadar geç fark edersen o kadar da işte o işin içinden kurtulma ihtimalin şey yapar, çok zora girer yani. Yani bazıları paraketeleri takıyorlar. Paraketlerin üzerindeki büyük o vidayı sıkmıyorlar. Birkaç kere tekne dalgayı vurduğu zaman parakete içeri atıyor. Birden su almaya başlıyor. Ya da evet. Ne bileyim
teknenin orijinalinde olmayan, mesela diyelim teknenin ön tarafta ırgatına bir tane kablo çekiyor adam. Ön kameradaki deliği delerek oradan, yani ön kameradaki perdeyi delerek deliyor. Oraya su doluyor, oradan içeri doluyor falan. Böyle bir sürü şey var yani, tekneyi batırabilmenin yöntemi var. O yüzden zincir dolabının da dikkat etmek şey, lazım. Zincir dolabının da şeyi tıkan, tahliyesi tıkanmış olması lazım değil mi onun için? Zincir dolabının da tahliyesi var ya, zincir dolabının tahliyesi var aslında, ha, ama evet, o da evet. Yani işte ona da orada genelde şöyle oluyor. Oraya şeyler, çöp möp falan böyle poşet moşet bir şey atıyorlar. Erişte, erişteler tıkar orayı. Oraya gidiyor. Demirle gelen erişteler. O zaman abi, güvenli seyir yapmam için birincisi vanalarımı kontrol ediyorum. Değil mi? Eski vanam varsa elle oynatıyorum vanalarımı. İkincisi şaftımın salma sırasını, eğer seal drive ise contasını kontrol ediyorum. Hız derinlik sensörünü söküp takıyorum, dişlerini kontrol ediyorum, sızdırıyor mu sızdırmıyor mu diye. Ve çapa dolabına su testi yapıyorum. Mesela biz yeni ürettiğimiz teknelerde bu testi yaparız. Dediğiniz gibi tıkarız aşağıdan drenajlarını. Bütün şeyi su doldururuz. Nokta damla gelse hemen o testten geçirmeyiz o tekniği ve tekrardan tamirlere devam ederiz. Ya bunlar önemli, tekniği batıracak unsurlar diyorsunuz o zaman bu durumda. Ya evet, bir de şöyle bir durum var tabii. Her seyre çıkmadan önce de bunların hepsi kontrol edilmez. Ama hiç değilse teknede neyin nerede olduğunu bilirsek, ne bileyim mesela parakete nerede, lavaboların çıkışları nerede, tuvaletin çıkışları nerede, motorun denizden su çektiği, take'in şey suyu aldığı yer nerede? Bunları bilirsek bir problemle karşılaştığımız zaman nereye müdahale edeceğimizi biliriz. Yani öncelikle zaten bakmanız gereken, tekneye girdiğiniz içeri ayak bileğinize kadar farşların üstü su dolmuş. Hemen bakmanız gereken birkaç tane nokta var. Oralara bakıp bir an önce problemi çözebilirsiniz. Yani panik olmadan sırayla bu noktalara bakmak gerekir. Çünkü su yükselmeye başladıkça suyun geldiği yeri anlamak zorlaşıyor değil mi? Evet. Panik de artar tabii. Tamam abi, hadi bu kötü konuyu geçeyim. Tekniği batırmayalım, evet, Allah korusun. Yeter geçelim. Abi bu konuyu geçelim. İzleyenleri de korkutmayalım. Aynen abi. Can sanını sordum size. Peki Marmara'da durmalı mıyım? Gece seyri yapmalı mıyım? Mert ne diyorsun abi? O tamamen kimle denize çıktığınla, işte o tamamen senin o günkü durumunla ilgili. Yani o zaman ben de sana soruyla cevap vermek zorunda kalırım. Kimle denize çıktın? En son seninle bir transfer... En son eşim de geldi, onun da geleceğim. Yaptık. 2,5 günle kontak kapamadık. Yani hani senle... Evet. Yani, durmadan geldik, uyumadan geldik. Nereden çıkmıştık? Bir yerden çıktık. Şarköy'de kontak kapadık galiba. Neyse, hiç hatırlamıyorum. Bodrum veya Marmaris'te yani, öyle bir Şarköy'de yerde abi. Bayağı Marmaris'te Bodrum'da sanırım. Hani ama eşinle aynen, beraber zorunlu olarak düşünecek olursak daha böyle keyfe keder, bu adı transfer olmayan bir şeyse. Yani gece ben olsam gitmem. Niye gideyim ki? Gönlebilir. Yani ne zorun var? Zorumuz ne abi yani? Diyorsun değil mi? İstanbul'dan çıktım mı? Doğru abi. Saraylar yaparım ben Marmara Adası'nın. Yine Asmalı tarafının ters tarafında saraylar yaparım. Oradan Şarköy ya da Mürefte olabilir. İlk gün evet yani yapılabilir. Şey yani hava güzelse, böyle güzel 15-20 Poyraz'ın varsa Nat, o zaman Şarköy hedeflenebilir. Ama daha az bir hava varsa saraylara hedeflenebilir bence. Sağ ol abi. Onur sen ne diyorsun abi? Konaklamak için veya düz gitmek için, durmadan transit etmek için Marmara'yı. Konaklama için şimdi şöyle hava durumuna bakmak lazım tabii. Eğer hava durumu çok böyle aşırı bir şey vermiyorsa, benim fikrim bu. Gece seyrinin ayrı bir keyfi var yani bence. Ben açıkçası gece gitmeyi seviyorum. Yani sana gece denize çıkılmaz falan diyenler oluyormuş. Oluyor abi. Çok oluyor. Çok oluyor. Gece seyrinin gerçekten ayrı bir keyfi var. Eğer havada bir problem varsa gece seyri güzel olur, keyifli olur yani. Onun haricinde yani yorarsa eğer Marmara Denizi'ni geçmek, ben genelde Avşa'da duruyorum. Avşa'da güzel, orada bir korunaklı bir liman var. Marina yapacaklardı sanırım ama yarım bıraktılar. Boş duruyor her zaman. Mazot alma imkanı falan da var. Taksiyle gidip alabiliyorsunuz. Çok uzakta değil, çok yakın. Yani
karşı tarafa Şarköy'e falan geçmek biraz zaman kaybı oluyor. Ben Avşa'da durup oradan yoluma devam ediyorum açıkçası. Dediği gibi Mert'in Marmara Adası da gayet güzel bir seçenek. Ben çok fazla durmadım orada ama Marmara Adası ya da Avşa zaten çok yakın birbirine. İkisinden birinde durulabilir diye düşünüyorum. Eyvallah abi, teşekkür ederim vallahi ya. Vallahi ben de Marmara Denizi'ni açık söyleyeyim, nedense hiç sevemiyorum. Bir kere çok uzun. Galiba İstanbul'dan Gelibolu'na kadar 120 mil bir yol gitmen gerekiyor. Ve Marmara'da batı kaçağını da yiyorsun, yıldırımı da yiyorsun, şimşeği de yiyorsun, saçma sapan dalga da yiyorsun. Ben ne kadar çabuk Marmara'ya geçersem o kadar rahat edeceğimi düşünüyorum. Belki de durmam abi. Direkt gelebilirim. Baba teşekkür ederim yorumlarınıza. Peki hava durumuna baktım. Hava 5-7 bofor Boyraz veriyor. Çıkar mısın Mert abi, ne diyorsun? 5-7 bofor Poyraz fırtınamsı rüzgar veriyor. Ne diyorsun, çıkar mıyım abi? Çıkalım mı? Deniz, bu işin cevabı herkese göre değişir. Çünkü daha öncelerinde seninle de konuştuğumuz gibi kaptanlık meziyetlerinin en birinci kuralı kendi yapabileceklerini biliyor olmak en birinci kaptanlık meziyetidir. Yani 7 boforda yelken yapılır mı? Yapılır. Ama yapamayacağını düşünüyorsan oraya çıkmış olman çok büyük hata olur. O yüzden o tamamen kişinin şeyine göre, tecrübesine göre değişir. Ama tekneme ve ekibime güveniyorsam, yanımdaki ya da kimse güveniyorsan, tabii hava poyrazsa, arkadan geliyorsa çıkılabilir. Önlemlerini alırsın, cam alanlarını vurursun, önlemlerini alırsın. Çok da keyifli de olur. Ama dediğim gibi bu tamamen tercih. Denizde her zaman önce güvenlik. Sağ ol abi, teşekkür ederim vallahi. Onur, sana da şey sorayım. Sen biraz delisindir abi. 10 boforda, 9 boforda Ege'de tek başına denize çıkıp ondan sonra bize dağ gibi dalgalar geldi. Video gönderen bir delisin abi sen. Arkadaşım olarak söylüyorum ama ben çok takdir ediyorum seni. Gerçekten. Mert de ayrı arıza. Sen de ayrı arızasın abi. Abi Ege bir gün mosmor gösteriyordu. Ben evde oturduğum yerden o haritayı görünce korktum. Onur dedim, neredesin? Abi dedi, ben denize çıkıyorum. Çeşme'den nereye gidecektim? Bodrum'a gidecekmiş. Tekne götürecekmiş. Ve Fernley'den gidiyor abi. Abi Ege mor gösteriyor ya. Olamaz böyle bir şey. Ben korkuyorum. Ve bu bizim arkadaşımız o ovada. Kaç kişiydiniz bilmiyorum ama. Ya 3 kişiydik ama diğer arkadaşlar yani olmaya da bilirlerdi. Çok bir şey yapamadılar zaten. Fırtına, bir de fırtına vardı. 3. Ya çok görmedik aslında öyle. Yani açıkça söylemek gerekirse rüzgar göstergesi çalışmıyordu teknede. Ama yani şöyle, fırtına 4-5 gündür devam ediyordu. O yüzden dalga gerçekten çok büyüktü. Fırtına filoyla, sadece fırtına filoyla 18 knot yaptık. Tam Fırtına'nın orada. Ne bu? Matoniki yani mi? Yok. Fırtına filoyla 18 knotla gittik ya. Yani. Matoniki, evet. Çok enteresan. Matoniki, evet. Ama o play ettiğin ya anda bu, herhalde yani, değil mi? Evet tabii canım, şey değil yani, sabit 18 değil, dalgaya çok böyle uzun ve geniş bir dalga geldi. O dalganın üstünde böyle bayağı bir play'inde kaldım. Orada 18 knot'u gördü yani tekne. Abi helal olsun. Ya yani Onur, sana şey soracaktım. Lodoslu havada çıkmalı mıyım rüzgara karşı diyecektim ama sen bu cevabı verdikten sonra çıkarsın gibi geliyor. O yüzden geri alıyorum sorumu. Ben devam ediyorum abi. Lodos'ta çıkmaz mısın Lodos'ta Marmara'da rüzgara karşı? Çok gerek yok. Ya Marmara'da hiç çıkmadım Lodos'ta bu kadar uzun seyre ama Çeşme'den Bodrum'a Lodos'ta çıktığım oldu çok yani. Hatta yani hafif de bir Lodos'ta rüzgara karşı, evet. Hafif de bir Lodos değildi yani. Bayağı şiddetli Lodos'ta gitmişliğimiz çok var. Abi, peki abi şeyi merak ediyorum. Yunan bayrağı almalı mıyım Mert? Ne diyorsun? Yunan bayrağı alayım mı? Çanakkale'den çıktıktan sonra bir Türk sularını takip edebilirim, bir Yunan sularını takip edebilirim. Ne yapayım abi? Bayrak bulunsun mu yanımda? Yunan bayrağı tabii ki yanında bulunsun. Her zaman ihtiyacın olabilir. Çünkü Yunan adaları dibimizde. Bunu bir nezaket bayrağı olarak basıyoruz. Yanımızda yoksa eğer ülkesin yani sınırından geçeceğimiz ülkenin bayrağı yanımızda yoksa sarı bayrağı, transit geçiş bayrağı basıp da geçebiliriz. Ama gerek yok. Yani bizim
Şöyle söyleyeyim. Ege'ye çıkan her gezi teknesinin harita masasının altında bir Yunan bayrağı vardır. O yüzden tabii ki olması lazım. Bir komşuyla çok yakınız. Her zaman gidiyoruz. Sen şeyden çıktıktan sonra, Çanakkale'yi bitirdikten sonra, Bozcaada'dan sonra büyük ihtimalle hava müsaade ederse zaten Midilli'nin batısından geçeceksindir Sigrin'in oradan. O yüzden Yunan bayrağına ihtiyacın var. Yani Yunan bayrağı bastığımızda abi bir yelkenlerle Sancak Gurcatay'a basıyoruz yanılmıyorsam. Ve o ülkenin kanunlarına ve yasalarına saygı duyduğumuzu belirtiyoruz. Yani bayraksız da geçebiliriz. Bir cezası yok bunun. Yırtık pırtık bir bayrak basmanın cezası var tabii ki. Bayrak kanunu var her ülkenin kendine göre. Peki abi Onur sana sorayım o zaman. Midilli'nin arkasından Mert geçebiliriz dedi. Sen nereyi tercih edersin? Gerçi bu soruyu hep yanlış kişiye soruyorum ama sen bizden çok daha deneyimli ve uç örneklerde yaşadığın için yelkencilik konusunda her türlü fırtınaya alışkınsın. Acemi denizciler için yanıtlarsan abi. Müsellim Boğazı, Babakale'den Ayvalık'a doğru Müsellim Boğazı'ndan mı geçmek daha doğru olur? Bennett'te 39'a geliyorum ben. 40 fit bir tekne ya da Midilli'nin arkasından mı geçsem? Zamanla alakalı bir sıkıntınız yoksa içeriden geçilmek biraz daha emniyetli oluyor tabii. Eğer havada bir sıkıntı yoksa dışarıdan geçebilirsiniz. Yani Yunan tarafından, Türkiye tarafından geçmek yaklaşık 1,5 saat, 1-1,5 saat kadar uzatıyor yolu. Hani aşağı doğru inerken Babakale'de hava durumuna bakıp orada bir karar verebilirsiniz. Hani çok uygunsa, havada esecek gibi durmuyorsa Yunan tarafından geçmekte çok bir sakınca yok yani. Teşekkür ederim abi. O zaman kestirmeden gelebiliriz yani. 1 saat yol kazanabiliriz. Tamam abi, bu konuyu da geçtim. O Ben zaman bir abi, bir ben pardon ben Mert. bir geçmeden bir şey söylemek istiyorum. Buyur abi. Ayvalık tarafı bana çok dersler vermiştir. Ayvalık tarafı da çok fena şey yapabiliyor. Yıldırım yapıyor. Esebiliyor. Kaçak Orası yapıyor. çok fena. Bir de Orası abi çok fena. ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Ne zaman Poyrazova'da bir kere Babakale ile Bozcaada arası ve Midilli'nin arka tarafı genelde bazen Ege'nin içindeki sert havayla aynı hava koşullarına sahip olabiliyor. Bu gerçekten de zorlayıcı olabiliyor kişiler için, özellikle acemi kişiler için. Bir keresinde ne yapmıştım? Babakale'den döneyim demiştim. Çok sert havada Babakale'den döneyim demiştim. Babakale'den Müsellim'e girdim. Ayvalık'a doğru gidiyordum. Abi kesinlikle Kaz Dağları'nın şeklinden dolayı siz Poyraz'da esse Ayvalık'a kadar kafadan o Poyraz dalgasını yiyorsunuz. Yani maalesef bu koşullar hiç değişmiyor. Her kuzeyli rüzgarda siz Müsellim Boğazı'ndan geçtiğiniz zaman ki bana mı denk geldi bilmiyorum. En az 10 kere, 20 kere, belki 30 kere bunu yaşadım. Sizin yorumunuzu bilmiyorum. Babakale'den Ayvalık'a doğru Poyraz'da siz arkadan geleceğin rüzgarı zannediyorsunuz ama daima Edremit Körfezi'nden geliyor. Ve siz o dayağı yiyorsunuz. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Yo, tam çok doğru düşünüyorsun. Orada tam kafadan geliyor. Yani Tam kafadan belli bir süre geliyor, sonra rahatlıyor. Sonra zaten biraz daha sakinleşiyor. Tamam abi, o zaman ben hava raporlarına göre rotayı çiziyorum. Teşekkür ederim tavsiyeler için. Peki radar reflektörüm gerekli mi? Onur ne diyorsun abi? Radar reflektörü takayım mı? olması gerekiyor her teknedir radar reflektörü. Belli bir metrenin üzerindeyse radar reflektörün içinde 4-5 tane birbirinden ayrı parça var. Sırayla dizilmişler. Bunlar iç bükey parçalar ve hepsi farklı açılara bakıyor. Bu yüzden gemilerin gönderdiği radar dalgalarını aynı şekilde geri yansıtabiliyorlar. Ama yelken direğim var benim, bir şey olmaz derseniz eğer, yelken direkleri genelde değil, her zaman dış bükey oldukları için gelen radar sinyalini başka yöne doğru gönderebilir. O yüzden radar reflektörü her teknede olması gerekir. Teşekkür ederim. Peki. Yani kocaman direğim var, reflektör takmayayım diyemeyiz, değil Evet mi? abi. Yani. Evet. Ve yani deniz seviyesinden de yani biraz yüksekte olması Peki gerekir. Onur. Deniz seviyesine yakın yerlere Onur takmamak abi lazım. güzel diyorsun. Ben direğe çıkamıyorum. Radar reflektörünü genelde direkten birinci kuruştan ikinci kuruştan üstüne koymak gerekiyor, değil mi? Aktif olması için, en iyi çalışması için. Evet. Direğe Evet. çıkamıyorsam ne yapacağım? Destek mi Evet. isteyeceğim? Direğe çıkamıyorsan, yani en basitinden teknede yoksa ve denize çıkmak istiyorsan bir tane radar reflektörü alırsın. Boyunun yettiği en yüksek yere, kıç istiralleri cırtlarla sabitleyebilirsin. Motor bakımını bu sene yaptırmak istemiyorum. Çünkü maliyetli.
Motor bakımı yaptırmadan gelmeli miyim? Denizde motorun hangi yedek parçalarına ihtiyacım var? Yanımda ne bulundurayım? Mert abi ne diyorsun? Motor bakımını yapmadan gelme. Burada güneyde daha pahalı o işler. Eyvallah, güzel yorum bak. Motor bakımını yapmadan yola tabii ki çıkma. Motorla ilgili de neye ihtiyacın olacak? Senin yağ filtresine, yakıt filtrene, impelere, mazot filtresinin, yani mazot tankıyla motora arasında olan separ filtrene, filtreye, V kayışına ihtiyacın var. Bir şey atlamadım zannediyorum. Ve bütün bunlara müdahale edebilecek alete, edevata ihtiyacın var. Vallahi sağ ol abi. O zaman alacağız abi. Yapacak bir şey yok. Motor bakımını da yapacağız. Güvenli gelmeye çalışacağız. Peki abi, Onur sen ne diyorsun abi? Motorda pervanemde daha doğrusu şöyle bir sıkıntı var. Normalde tam devirde, maksimum devirde teknem 3200 devir yapıyor. Fakat pervane sanırım biraz kirlenmiş. Genelde metal yüzeyler çabuk yakamaz oluyor. Şu anda 2800-2900 devirlere düşmüş. Böyle yola çıkmalı mıyım, çıkmamalı mıyım abi? Yani bence çıkmadan önce pervaneye baktırmak lazım. Yani gideceğin yol kısa bir yol değil. Hem o vibrasyonlar motora zarar verir, hem de seni yavaşlatır. O yüzden çıkmadan önce hava sıcaksa kendin de alıp bakabilirsin pervaneye. Kendin o kadar nefesimi tutamam falan diyorsan bir dalgıça baktırmanda fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim abi. O zaman pervane temizletiyoruz. Siz benim... Buyur abi. Doğru, yakıtım artar değil mi? Abi, denizcilik masraflı iş demiştik. Siz beni batırdınız abi. Vallahi her şeyi alıyoruz, her şeyi yapıyoruz. Vallahi Cansal'ı aldırdınız. Motor bakımını yaptık, reflektörü taktık, yakıtları temizledik. Neyse abi, geçiyorum o zaman. Teknemde C90 çarp rotor var. Aynı zamanda telefonumda Navionix var. Onur ne diyorsun abi? Navionix'e güvenebilir miyiz? Cep telefonuna veya çarp rotor bozulunca ne yaparım? Yani çarp rotor bozulsa bile, yani teknede hiçbir elektronik yoksa, cep telefonuyla çok rahat bir şekilde, cep telefonundaki Navionix ile Bodrum'a kadar gidebilirsiniz yani. Hiçbir sıkıntı olmaz bunda. Ama şöyle bir durum var tabii. Bu aslında teknedeki elektronikler için de geçerli, telefondakiler için de geçerli. Bunlar sadece seyir yardımcısı. Hiçbir zaman sizin navigasyonunuzda %100 doğru sonuçlar vermeyebilir. Bunun örneklerini de gördük zaten. O yüzden yani bu cihazlardan takip ediyorken seyrinizi gözle de görebildiğiniz yerlerde, yani devamlı tetikte olmak lazım, kontrol etmek lazım. Sadece elektroniğe güvenerek seyir yapmamak gerekiyor. Teşekkür ederim abi. Mert, o zaman abi senin kesin Navionix'le bir deneyimin vardır. Bir de kağıt harita almalı mıyım yanıma? Ne tavsiye ediyorsun? Kağıt harita tabii ki almak lazım ama bir gerçekleri konuşacak olursak, en son kağıt haritaya ne zaman baktın diye sorarım yani hepinize. Kağıt harita okumakla ilgili en son işte burada belli sınavlara girip çıkıyoruz, işte oralarda hatırlamaya çalıştık bir şeyler ama yani hepsini tekrardan unutacağımı eminim. Tabii ki ama kağıt harita olmazsa olmaz, olsun, orada dursun. Ama Onur da çok doğru söyledi. Bu Navionix hata yapabiliyor. Zaten başta açılırken de bize söylüyor, bu seyir yardımcı aletidir. Ona çok fazla, yani güvenmeyin derken kontrol edin, başka taraflardan sağlamalarınızı yapın diye. Benim de başıma bununla ilgili bir şey geldi, yani sıkıntı geldi. Daha evvel beni, ben NETA geçmeme rağmen bir Turgut Reis'in orada kayalığın üzerinden geçtiğimi göstermişti. O da bana bayağı ciddi bir ders olmuştu. O yüzden dikkat etmek lazım. Peki abi, Onur, el telsizi almam gerekir mi? Teknemde Raymar'ın telsizi var. Gerek var mı sence? Yani şart değil el telsizi almam. Ama olması gerçekten çok büyük kolaylık. Aşağı inip çıkmana gerek kalmıyor. Tek başınaysan ya da iki kişiysen de gene de aşağı inmesine kimsenin gerek kalmıyor. El telsiz olması hem alt taraftaki telsizine bir şey olursa ikinci bir yedeğin oluyor. Hem de dediğim gibi aşağı inip çıkma
zorunluluğundan kurtulmuş oluyorsun. Gayet olması gereken bir şey yani. Aslında haklısın abi. Diyelim akü sistemim çöktü. Akü sistemi çöktüğünde aşağıdaki telsiz de gidecek. O yüzden el telsizi işimizi görebilir. Dediğin doğru abi. Bir tane bulacağız. Abi arkamda 2,5 metre bot var. Botumda da 4 beygir bir yamağı motor var. Ne yapayım? Ben botu çekerek gelebilir miyim? Ne diyorsun abi arkamda? Uzun da yola geleceğim. 500 mile yakın bir yol geleceğim Göce'ye kadar. Ya motoru kesinlikle sökmelisin. Söküp kış taraftaki brakete almalısın. Mutlaka botu da almak lazım. Bununla ilgili kötü anılarımız var yani. Hepimizin vardır. Ben de kötü bir havada bir bot ters döndü ve ters döndüğü zaman suyun içine gitmek istiyor. Çok zorlamıştı. O yüzden her zaman yukarıda olduğunda ben daha rahat hissediyorum kendimi. Eyvallah abi. Onur, bu soruyu sana sormadım çünkü abi sen yat yarışçısın genelde ve ağır denizlerde gidiyorsun. Pek gezici gibi, bizim gibi bot taşımıyorsun abi. O yüzden bu soruyu sana sormuyorum abi. Zaten çok bot sevmezsin. Bildiğim için fazla sormuyorum. Peki Onur, sana şeyi sorayım abi. Güvenlik ekipmanlarında bir konumuz var. Güvenlik ekipmanlarından ne almalıyım? Bize ne tavsiye ediyorsun? Olmazsa olmaz dediğin ekipmanlar nedir teknede? Olmazsa olmaz dediğim ekipmanlar, ilk aklıma gelenlerden hemen söyleyeyim. İllaki unutacaklarım olacaktır. El fişekleri, duman, paraşüt, bunlar olması lazım. Onun haricinde evet, ilk yardım çantası olması lazım teknede. Onun haricinde yangın battaniyesi, yangın söndürücü, acil durum bıçağı, esen havalarda kendimizi tekneye bağlamak için bir halat, can yeleği, can yeleğinin üzerine zaten olması gereken işte ışık mışık falan, ondan olması gerekiyor diye düşünüyorum. Onlar zaten vardır. Kafa feneri saymış mıydım bilmiyorum. Kafa feneri olması lazım. Evet, şimdi söyledim. Şimdi ilk aklıma gelenler bunlar yani. Peki abi. Bunların yani hepsinin hemen hemen olması gerekiyor teknede her zaman. Sağ ol abi. Biliyorum senin bir sis anın var. Boğaz'da sise girmiştiniz. Sonra evet. Dümenci arkadaşınızın hatası sonucu kayalara çıkmıştınız. Siste ne yapacağız abi? Yok, tam çıkmamış mıydınız? Dümenci arkadaşın değil aslında. Hayır. Karaya çıktık. Daha doğrusu kayaya oturduk ama dümencinin hatası değil. Biz o anda haritaya bakan bir arkadaşımız vardı. Onun hatasından dolayı oturduk. Ondan sonra oturduktan sonra bu haritadaki atlar ne işareti, ne anlama geliyor diye sordum. Yani yani sisin içinde siz emaneti harita okumasını bilmeyen bir arkadaşa verdiniz ve kayaları görmedi. Yani atların evet, kaya olduğunu bilmiyordu. Arkadaş da aslında yani artıların kayı olduğunu bilmiyormuş. Sonradan öğrenmiş oldu. Abi süper ya. Şöyle siste seyir yapıyorken sis düdüğünüz olması gerekiyor. Çok önemli. Ve sis düdüğünü devamlı çalıyor olmanız lazım. Görüş bazen çok yani 2-3 metreye kadar düşebiliyor. O yüzden kesinlikle hızınızı yavaşlatmanız lazım. Hı-hı. Tekne uzun bir tekne ise de yani ne bileyim 12-13 metre bile olsa. Ah, bir saniye benim gözüm. Başına. Ha, sen söyle pardon. Teknenin başına birini gönderip oradan hani bakmasını ve düdük çalmasını sağlayabilirsiniz. Ama teknenin başına gidecek olan arkadaşın da hani böyle sağlam duruyor olması lazım. Karaya çarparsanız denize düşebiliyor, bizim olayda olduğu gibi. Olduğu gibi abi, çok sakat. Bu şekilde yani çok genelde dediğim gibi hızınızı yavaşlatmanız lazım. Devamlı sis düdüğü çalıyor olmanız lazım. Ve çok iyi gözlem yapıyor olmanız lazım. Çünkü görüş gerçekten çok düşebiliyor. Peki abi, teşekkür ediyorum. O zaman abi Mert, sana şey danışacağım. Uzun bir yol geleceğim ve acil durumlarda, sert havalarda konaklamam gereken yerler olabilir, limanlar olabilir. Bize önerebileceğin kılavuz bir kitap var mı? Hangi kitaptan ben destek alabilirim rota planımda? Yani şimdi bir sürü Türk denizcilerinin yazdığı bir sürü kitaplar var tabii ama şimdi hani burada hepsini saymak hem zaman alacak. Hem de unuttuklarım olabilir. O yüzden hiç o topa girmeden yani direkt Sadun Baba'nın kitabı her zaman her şeyi çok detayıyla güzel şekilde anlatıyor. O yüzden Sadun Baba'nın kitaplarından faydalanabiliriz. Teşekkürler abi. Vira Demir kitabından bahsediyoruz. Sadun Baba'mızın, Sadun Bora, tanımayanlara söyleyelim. Sadun Bora
dünyayı kedisiyle ve eşiyle Odoboro ile birlikte kısmet teknesiyle ektiğin dünyayı turlayan büyük denizci abilerimizdendir. Ve bütün Türkiye'yi gezdiği, tek tek arşınladığım dediği, derinlikleri aldığı ve bütün her yerden bilgi sahibi olduğu bir abimizdir Sadun Baba. Rahmetli oldu. Onu da buradan alalım. Keşke kitabının yeni baskıları olsa. Yeni baskıları çıkmıyor kitabının. Eski baskılarını bulabiliyoruz. Ama kesinlikle Vladimir kitabını herkese buradan tavsiye edelim. Peki abi, unuttuğum, sizin aklınıza gelen herhangi bir... Pardon. Bununla ilgili Deniz, bununla ilgili çok kısa bir anım var. Hani bütün bu konuştuğumuz şeylerle ilgili hepimizin anıları var ama çok uzatmamak için tabii girmiyoruz araya. Bu yıllardan bir yıl kaçtı hatırlamıyorum. Sadun Baba ile beraber bu gulet yarışına girdik. İşte 24 metre bir guletle ve çok ağır bir guletle yarışıyorduk. Sadun Baba tabii gündüz biraz uyuyor. Sabahleyin erken kalkıyor ama gündüz uyuyor falan. Böyle biraz gece de çok kafayı çektiği için. Ondan sonra yarışın ortasında biz de bir Bodrum'da bir yerlerdeydik. Şu anda nerede olduğumuzu hatırlamıyorum. Su aniden sığlaşmaya başladı. Biz teknenin içinde tabii böyle bir hararet olunca tam da dümenin arkasında orada bir tane çok konforlu bir yatak var. Orada yatıyordu. Yatak derken koltuk. Ondan sonra orada uyandı. Uyanır uyanmaz işte omzuma şöyle vurdu. Mert ne oluyor dedi böyle şey sesiyle. Dedim işte su çok hızlı sığlaştı. Ondan sonra böyle bir sağına baktı, soluna baktı. 3-3,5 saattir uyuyordu. Yani nerede olduğumuzla ilgili hiç fikri olamaz. Ondan sonra bir sağına baktı, bir soluna baktı. Döndü kaptana şöyle dedi, teknenin kaptanına. Ben buraları komple iskandil ettim. 5 metreden sığ yok dedi. Yani o benim için çok şey bir anıydı. Yani anlatamam çok. Bir de el hareketi de böyle. Ben buraları komple iskandil ettim. Çok büyük denizci abimizdir gerçekten. Bu kadar denizi bilen bir abimiz. Şu şekilde. Vallahi sağ ol abi. Teşekkür ederiz gerçekten de ya. Peki arkadaşlar, başka dikkat etmem gereken bir şey var mı? Ne bileyim, hava raporu, batı kaçağı, yıldırım, şimşek. Buyur abi. Gereken şu var bence. Böyle bir yolculuğa çıkmadan önce çıkacağın rota üzerindeki tehlikeli noktaları, önceden kestirebildiğin yerleri bir bakman lazım. Dar kanallar, boğazlar, kayalıklar, bunları bir hani önceden belirleyip oralara geldiğin zaman ekstra bir güven, yani güven değil de ekstra bir ne derler, tetikte olman lazım. Özellikle mesela hani dediğimiz rotayı yapacaksak, İstanbul'dan çıkıp Bodrum'a gideceksek en büyük böyle tehlikeli yerlerden bir tanesi zaten Göce'ye gideceksek en tehlikeli yerlerden bir tanesi Çanakkale Boğazı. Özellikle orada gece seyir yapacaksak gemi trafiği çok fazla oluyor. Trafiğe çok dikkat etmemiz lazım. Akıntı çok şiddetli oluyor. Özellikle Nara Burnu'nun orada 90 derecelik neredeyse bir dönüş var. Akıntı var. Bir de oradan gece geçersek yani gerçekten çok tehlikeli bir nokta orası. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Oradan çıktıktan sonra işte hani mesela diyelim nerede? Sakız Kanalı'ndan geçerken orada iki tane ada var. Oraya gelmeden önce kayalıklar var. İşte bu kayalıkların hepsine bakıp oralarda hani ekstradan dikkat etmek gerekiyor. Buna benzer yerler işte Bodrum'u Turgut Dresi dönerken orada bir kayalık var. Oraya gelmeden önce adalar var. Adaların etrafında da böyle taşlar falan döküntüler olabiliyor. Öbür bir tane Çavuş Adası var. Onun açığına bir tane demir atmışlar mesela. Üzerinde ışık mışık bir şey yok. Böyle askeri büyük bir şamandıra atmışlar. Işık falan da yok. O yüzden çok sakat, çok yakın geçmemek lazım. Turgut Reis'in orada da mesela orada denize böyle bir şey gönderiyorlar galiba. Yerin altından pompayla. Orada bir akış makış bir şey var. Orada da bir şamandıra var. Orada da ışık yok. Oraya geçerken mesela hep tedirgin oluyorum ben. Yani her geçişte nerede şamandıra, nerede şamandıra, böyle 10 metre kadar falan görüyorum şamandırayı. Neredeyse. O yüzden oralara dikkat etmek lazım. Abi o çok sakat. Ben onları en son 3-4 yıl önce gördüm. Işte, yani Turgut Reis Marina'nın önünde. Denize bir şey pompalıyorlar orada galiba. Evet, 4-5 tane sarı şamandıra var. Abi çok da açıktı ama ya. 4-5 tane sarı şamandıra var.
Ben bir gece seyirinde bir baktım yanında Shamandıra geçmişim. Ne Navionics'te var, ne Charles Potter'da var. Bayağı korkmuştum abi. Aynı şeyden bahsediyoruz değil mi o bölgede gene? Evet abi. Peki Müsellim'de bir kaya var. Rivayete göre. Kimse görmedi ama ben oraya vurmuş tekli biliyorum. Çok yani Babakale. Tam Sivrice'nin... Aynen. Abi tam böyle Midilli'nin burnuna verirsin Babakale'den rotayı. Tam o taşın üzerinden geçersin değil mi? Çok sakattır. Dikkat etmek gerekiyor Ayvalık'a giderken içeriden geçeceksek. Bir de benim şey korkum vardır. Midilli'nin arkasında çok zor koşullar görmüştüm. Bir de Fernie kanalından hayatta geçmek istemem. Yolu hep uzatırım. Bu konuda tabii hava raporlarına göre ben giderim. Ama ne olursa olsun o bölgeler biraz da özellikle deneyimsiz denizciler için zor olabilir. Fernie kanalı yani Samos'un diğer tarafından geçmek. Direkt boğazından, Kuşadası'nın önünden değil de Samos'un arkasından geçmek belki. Sakız, Çeşme güzel rüzgar yapar. Midilli'nin arkası güzel rüzgar yapabilir değil mi? Onun dışında böyle çok rüzgar esebilen. Bir de yıldırım yapan bölgeler var galiba değil mi? Hepimiz yaşadık bunu. Özellikle... Kinidos da benim çok güzel... Aa, Datça burnu, Kinidos değil mi? Burnu yaptı mı güzel yapıyor orası da. Öyle bir bindiriyor ki... Yani böyle bir şey yok. Sadece Genova ile gidiyorum. Hani böyle 50 nat falan esiyor neredeyse ama... Yani 50 nat esiyor, 0 oluyor, bir daha 50 koyuyor. Yani böyle jet geliyor yani üstüne. Acayip değişik bir şey. Ha, geldiğini görüyorsun. Komple pupaya dönüyorum. Öyle bir tokat vuruyor ki yani pupada giden tekniği birden orsaya sokup broşa sokuyor yani acayip. Ve zaten bir kere girdim ona, ondan sonra tekrardan düzelttim tekniği. Sağnakları kolluyorum, tekrar pupaya dönüyorum. İkinci seferde zaten girdiğim zaman yayken Genova 3'e ayrıldı yani. Böyle bir şey. Gece seyrediyordum bir de. Paramparça oldu Genova, evet. Çok acayip bir hava yedim orada. O yüzden bundan sonra Kinidos'a da çok dikkat ediyorum. Kinidos'tan döndükten sonra... Tepeden çok pis bindiriyor. O zaman abi şöyle tek başına yelken yapma konusunu bir sonraki konuda işleyelim. Tek başına denize çıkılır mı? Ekstra ne güvenlik önlemleri almalıyız? Kendimizi nasıl geliştirmeliyiz? Gece seyri tek başına nasıl yapılmalıdır? Bunları bir sonraki konuda işleyelim. Bence daha size gelemedim bile. Daha İstanbul'dan çıkamadım. Daha tekniği hazırlayabildik. Bir sonraki videolarda... Seyirde daha ayrıntılı planlayabiliriz belki. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz, hangi koşullar yaşayabiliriz. Yani bence şey için, deneyimsiz arkadaşlarımız için, yeni deniz sevdalılar için veya az deneyimi olan yelken sefer deniz severler için faydalı bir yayın olduğunu ben düşünüyorum. Gerçekten siz çok uzun yıllardır denizdesiniz ve çok sert havalar gördünüz. Deneyimlerinizi bizlerle paylaştınız. Benim çok hoşuma gitti. Bu yelkenci sohbetini de bu arada özlemişiz değil mi? Yani çok uzun süredir yelkenci sohbeti göremiyoruz. Korona sayesinde evde oturduk. Güzel böyle internet üzerinden de olsa bir sohbet yaptık. Çok keyif aldım ben. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı abi? Ne diyorsunuz? Ne yapalım? Yani evet çok önemli noktalara değiniyoruz. Bunlara değinirken bir sürü noktada kaçırabiliyoruz aslında. Yani izleyenler şeyde demesinler işte şunu dedin bunu demedin gibi bir durum yok işte lafı geldikçe bir de bir zor şartta yapıyoruz burada. Belki izlerken kimse fark etmeyecek ama işte ses geç geliyor falan onları da hepimiz ayarlamaya çalışıyoruz fark ediyorum ben. Ben de elimden geleni şey yapıyorum. Hani biz bu konuda böyle bir şey bu işten para kazanan insanlarız ama işte öyle bu işin en iyisini biz biliyoruz işte en iyi yelkenciler biziz ya da en iyi denizciler biziz gibi hiçbirimizin iddiasının olduğunu sanmıyorum. Nacizane bildiklerimizi anlatabildiğimiz yayınlar çekeriz inşallah seninle. Daha güzellerini yapacağımızı düşünüyorum. Bundan sonrakileri. Vallahi çok teşekkür ederim abi. Çok doğru söylüyorsun. Kesinlikle biz bu işten uzun süre ekmek kazandık. Ben eskiden kazandım. Siz hala bu işten ekmek kazanmaya devam ediyorsunuz. Yelken yarışlarına girerek, kaptanlık yaparak, tekne transferleri yaparak. Gerçekten denizcilik zor bir iş. Kimseyi burada korkutmayalım. 50 nat gördük, 40 nat gördük. Tekne batar mı, yıldırım düşer mi gibisinden ama kesinlikle denizin iyi günleri olduğu gibi zor günleri de oluyor. O yüzden her zaman daha çok okumalıyız. Daha çok deneyim anılarını dinlemeliyiz. Ve tavsiyelere kulak asmalıyız. Başına buyruk denizde yapmak en ufak bir hata canınıza mal olabilir. O yüzden
amatör denizci arkadaşlara, yeni denizciliğe başlayan arkadaşlarımıza daha dikkatli olmanı tavsiye edelim. Ve bu vesileyle de bu videoyu sonlandıralım diyorum. Çok çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Denizde kalın, hoşça kalın. Denizde kalın, hoşça kalın. Sloganımı söyledik değil mi? Denizde kalın, hoşça kalın. Abi o sloganı çok kullanmaya başladı arkadaşlar. Onlara da selam söyleyelim. O yüzden sloganı değiştireceğiz herhalde artık. Kendinize iyi bakın. Umarım şu günler geçer de gerçekten de ben bir tekniği atlayıp İstanbul'dan yanınıza gelirim. Bir de denizde güzel videolar çekeriz. Aynen özledik abi. Gerçekten de. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.